Sanatın, tarihin ve mimarinin buluştuğu şehir Viyana'dan herkese selamlar. Ben Enes. Şu anda Viyana'nın tarihi merkezindeyiz. Yani Historic Center of Vienna'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Aziz Stefan Katedrali. Gezimiz buradan başladı ve bugün sizlere Viyana'da gezilecek 10 yeri göstereceğiz. Viyana Havaalanı'na biraz önce ulaştık. Bagaj alımından sağa döndükten sonra burada kat hızlı tren biletleri satılan bir gişe var. Onun hemen yanında ise diğer tüm trenler için QBB tren bileti satın alabileceğimiz otomat bulunuyor. Buradan bir farklı dil seçenekleri var. İngilizceyi seçip 24 saatlik bilet alacağız. Ücreti 12 euro. Buradan hızlıca bileti alabiliyoruz. Bilet buraya düştü. Bu şekilde. Trenlere giden yol ise buradan yürüyerek geçiliyor. Viyana'nın tarihi merkezi, zengin tarihi ve kültürel dokusunu barındıran etkileyici bir bölgedir. Aynı zamanda burası Avrupa'nın müzik başkenti olarak adlandırılır. Aziz Stefan Katedrali'nin inşası tam 65 yıl sürmüş ve tamamlandığında Avusturya'nın en yüksek binası olma özelliğini taşımıştır.
Viyana Veba Sütunu'nun önündeyiz. Hofburg İmparatorluk Sarayı, 600'den fazla odası ile dünyanın en büyük saraylarından biridir. Sarayın içinde yer alan altın odası, altın varaklı süslemeleri ve değerli taşlarıyla ünlüdür. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nde yer alan eski el yazmalarından biri, Avusturyalı besteci Mozart'ın kendi el yazısıyla yazılmış notlarını içerir. Bu nadir belge, müzik tarihçileri için büyük bir öneme sahiptir.
Ünlü ressam Klimt'in tablosu Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde sergilenir ve bu eser sanat tarihinde bir başyapıttır. Müzenin iç mimarisi eserleriyle yarışır nitelikte olup ziyaretçilere muazzam bir sanat atmosferi sunar. Sanat Tarihi Müzesi'nin önünde 18. yüzyılın en güçlü Avusturya hükümdarlarından biri olan Maria Teresa'nın anıtı bulunur. Burckhardt'ın parkı içinde yer alan Viyana Doğa Tarihi Müzesi, 29 metre uzunluğunda bir balina iskeletine ev sahipliği yapar. Ayrıca parktaki Mozart ve Goethe anıtları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Viyana'nın göz alıcı barok mimarisiyle öne çıkan Belvedere Sarayı 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Üst ve alt belvedere olarak iki bölümden oluşan saray aynı zamanda sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Maria Teresa'nın yazlık sarayı olan Schönbrunn, geniş bahçeleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Sarayın bahçesindeki hayvanat bahçesi, dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden biridir. Thank you.
Dünya çapında ünlü olan Viyana Devlet Operası binası, eşsiz akustiği ve zarif mimarisi ile müzikseverleri buluşturuyor. Albertina bir zamanlar Habsburg ailesinin sarayıydı ve günümüzde 1 milyon üzerinde eseri barındıran bir sanat galerisine dönüştürülmüştür. Onuncu Viyana bölgesinde bulunan Favoritenstraße, Viyana'nın en uzun alışveriş caddelerinden biridir ve aynı zamanda birçok Türk mağaza ve restoran da burada.